Merhaba, hiç tanımayanlara ben en baba. İki tane çocuğum var. Biri 4 yaşında Emel, bir tanesi de 2 yaşında Sibel. Biz artık bezden kurtulduk. Evet, artık çocuk bezi yok hayatımızda. Niye bu videoyu çekiyorum? Çünkü ben Instagram'da bezi bıraktık, artık Sibel tuvalete kendi gidebiliyor dediğimde nasıl ya dediler bana. 2 yaşında senin Sibel. Benim de 2 yaşında çocuğum var ama ne alaka, olamaz böyle bir şey, şaka mı yapıyorsunuz dediler. Oysa ki Emel'de de aynısı olmuştu. Emel'de 22 aylıktı. Sibel 21 aylıkken bezi bıraktı. Bunların nedenleri ne, nasıl oldu, onlardan bahsedeceğim ben bu videoda. Biz 2 yaşında kurtulduğumuz için ben açıkçası çok mutluyum. Artık kendi gidip tuvalete kendi tuvaletini yapabiliyor. Ha, böyle de küçük bir sıkıntı olabilir. O da evde bir tuvalet varsa sıra oluşuyor tuvalette. Çünkü 4 kişi sıraya giriyorsunuz. O da işin komedisi. Bugün birinci bölüm olarak çekeceğim bunu. Bu birinci bölümde hazırlık aşaması diyelim biz buna. Şimdi biraz size ön hazırlık döneminden bahsedeceğim. Eğer ki bu videoyu araştırıp da bu videoya geldiyseniz, yani tuvalet eğitimi diye araştırıyorsanız, demek ki siz zaten bilinçli, merak eden ve şu anda artık yavaş yavaş tuvalet eğitimi nasıl olur diye araştıran bir ebeveynsiniz. Bu çok güzel, bu önemli hatta. Fakat şunu unutmayın, bu bir sabır işi ve buradaki kilit nokta bir deneyim, sonra olmazsa bırakayım yok. Eğer ki başlayacaksanız, karar verdiyseniz bunun geri dönüşü yok. Bunu kesinlikle lütfen aklınıza sokun. İkinci önemli nokta, kendinizi hazırladığınız gibi çocuğunuzu da hazırlamanız gerekli. Çocuğun hazır olup olmadığını araştırmayı herkes konuşuyor ama çocuğu nasıl hazırlamak gerektiği konusunu insanlar düşünmüyorlar. Burada şu önemli. Çiş ve kaka aslında insanların içgüdüsel olarak yaptığı şeyler. Bizim burada öğrettiğimiz nereye yapacağı. Yani biz ona nereye yapması gerektiğini öğreteceğiz. Çocuğunuzun en azından bu hazırlık döneminde sizin nereye tuvalet yaptığınızı görmesini sağlamanızı öneriyorum. Belli bir zaman koymanız gerekli. Yani bir hafta sonra başlayacağım. Ve bu bir hafta sizinle birlikte tuvaletle ilgili bütün bu bahsettiğim ön çalışmayı, bilgilendirmeyi çocuğunuza yapmanız lazım. Ama burada önemli olan sizin ne zaman başlayacağım zamanını kafanızda oturtturmanız ve bir karar vermeniz. Bir hafta sonra mı, 10 gün sonra mı? Bunu tam oturtturun, onu da lütfen değiştirmeyin. Nerede bu eğitimi vereceksiniz? Çünkü lazımlık kullanacaksanız, eğer ki biz lazımlık kullandık, onu nerede bulunduracaksınız? Biz mesela 3-4 gün süreceği için bu eğitim salonda olmasına karar verdik. Çünkü orada zaman en azından geçirelim diye düşündük. Şimdi bazıları tuvalette bir eğitim verilmesi lazım diye düşünüp lazımlığı tuvalete koyuyor. Fakat sonra kendi orada zaman geçirmediği için sıkılıyor ve bu iş olmadı diyor. Benim önerim, bizim deneyimimiz, seçtiğimiz yer salonumuzdu. Fakat salonu ona göre ayarlamanız gerekecek. Tabii ki bu çiş ve kakayı kapsadığı için bu eğitim, bütün halıları kaldırmanızı öneriyorum. Bizde halı yoktu ve ona göre de orada kullanacağınız evcil hayvanlar için kullanılan petler var, böyle yerde kullanılabilen şeyler. Onlardan alabilirsiniz. Çok titizseniz küçük kazalar olacak. Onlar için de kendinizi de hazırlamanız lazım. Çok titizseniz sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Biz tabii ki hani çocuğumuz daha önemli dediğimiz için birazcık daha önemsemedik demeyelim de, hani bunun bilincindeydik. Siz de bilincinde olmanızı öneriyorum. Lazımlığı bir oyuncak olarak görmemesini sağlamanız lazım. Çünkü lazımlık bu iş için kullanılan bir araç ve onu da o karar verdiğiniz güne yakın zamanda çıkarmanızı öneriyorum. Çünkü o bir oyuncak gibi olursa tuvalet için kullanıldığını bilinmesi gerekti. O lazımlık son anda çıksın lütfen. Her zaman gözünüzün önünde olup da dolaştırılan, işte ona alışılacak bir şey, oyuncak gibi olmamalı. Daha geç çıkmasını öneriyorum. Çocuğa üzerindekileri çıkart, gösterin mesela. Bir yerden sonra tuvalet eğitiminde giydiği şeyleri en azından sıyırması ve kendi kendine lazımına oturabilme yetisini kazanması gerekecek. Bu yüzden de bu çıkarma kelimesini, çünkü genelde insanlar hani giydirmeyi öğretiyorlar ama çıkartma kelimesini çok düşünen olmuyor. Bu arada kendi deneyimimizden söyleyeyim. Şu anda Emel ve Sibel kendi kendilerine tuvaletlerine gidip kendileri kıyafetlerini çıkartıp tuvaletlerini yapıp bize haber veriyorlar. Yani hep yardım edeceğiz gibi düşünüyoruz. Oysa ki
Öğretirsek kendileri de yapabiliyorlar. Bunu biz kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Size de yapabileceklerini söyleyebilirim. Ve son olarak da bu eğitim başladığı zaman 3-4 gün ebeveyn olarak sizlerin acı çekeceğinizi lütfen unutmayın. Çünkü tamamen bütün dikkatiniz onların üzerinde olacak. Dışarı çıkmak zaten olmayacak. Çünkü bu bir süreç, alışma süreci. O lazımlığa yapılması gerektiğini öğrenme süreci. O alışkanlığı kazandıracağınız o ilk 3-4 gün tamamen sizin için sıkıntılı bir süreç olacak. Siz ebeveyn için. Bunu da lütfen hiç unutmayın. Ama tabii ki o ilk 4 günden sonra daha rahatlama geliyor. Biraz daha artık kontrol, daha uzaktan kontrol edebileceksiniz. Ama en azından bir 3-4 gün acı çekeceğinizi lütfen kafanıza koyun. Karar ve sabırlı olmak bunda çok önemli. Lütfen unutmayın. Videoları bölmek belki de daha iyi olacak. Şimdilik bu kadar bırakalım. Birinci bölüm böyle bitsin. Eğer isterseniz sorularınız varsa birinci bölümle ilgili yazabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse, beğenirseniz ikinci bölümü de devam ettireceğim. Daha önceden bahsettiğim YBB ile ilgili ve aynı zamanda Emel'in tuvalet eğitimiyle ilgili videoları da ben buraya ekleyeceğim. Yukarıya linkini koyacağım. İsterseniz onlara da bakın. Hazır birinci bölüm bittikten sonra. Videoları beğenirseniz, hiç daha önceden kanalı görmediyseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü bunlar benim için destek olmuş oluyor. Sizin destekleriniz benim için çok değerli. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.